Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ala nebiyyina Muhammed. Resulullah Aleyhisselam Müslümanların öğretmenidir. Kendisi bunu ben bir muallim olarak gönderildim sözüyle de ifade etmiştir zaten. Ve Resulullah Aleyhisselam öğretmenliğini her durumda yaparak eğitimi hayatın içerisine sokarak Müslüman ümmeti yetiştirmiş, sahabelerini, arkadaşlarını böyle daha kaliteli insanlar, daha kaliteli bir toplum haline getirmiştir. Resulullah Aleyhisselam savaşta sadece komutan değildi. Savaşın adabını öğreten bir öğretmen de aynı zamanda. Resulullah Aleyhisselam mescitte sadece namazı kıldıran imam değildi. Aynı zamanda ibadet ahlakıyla ilgili bir şeyler öğretiyordu. Resulullah Aleyhisselam arkadaşlarıyla oturup yemek yerken sadece o an muhabbet eden bir arkadaş değil. Yine aynı zamanda öğretmendi ve o ortamda nasıl tavır takınılacağı ile ilgili bazı şeyler öğretiyordu. Yani Resulullah Aleyhisselam darlık zamanlarında, bolluk zamanlarında, savaşta, barışta, evde, arkadaş ortamında, mescitte bütün zamanlarda ve durumlarda sahabilerine bir şeyler öğreten birisiydi ama bunu vaaz ederek değil, hep taşı gediğini oturtarak yapıyordu Peygamber Aleyhisselam. Bunun örneklerinden bir tanesini konuşalım. Bedir için Medine'den yola çıkıyorlar. Kureyş kervanının Suriye'den dönmekte olduklarını haber almışlar. Resulullah Aleyhisselam da Kureyş'in ekonomik gücünü zayıflatmak, Müslümanların el konulan mallarının en azından bir kısmını onlardan geri alabilmek gibi bir takım hedeflerle kervanın yolunu kesmeye karar vermiş. Kervanı karşılayabileceklerini planladıkları yere doğru Medine'den çıkıyorlar. Mesele şu, yaklaşık 300 kişi var, 314, 315 sayı değişebilir değişik kitaplarda. 300 küsür Müslüman Medine'den çıkıyorlar ama Yeteri kadar binek hayvanları yok. Çok az sayıda at ve deve var. Bu durumda binek hayvanlarına nöbetleşe binilmesine karar veriliyor. Yani herkes biraz binsin, biraz yürüsün. Herkes aynı oranda yorulsun, aynı oranda dinlensin. O imkanlarımız ne kadarsa ortak kullanalım. Resulullah Aleyhisselam da Kendisinin yanına iki kişi alarak üçlü bir grup oluşturuyor bir deveye nöbetleşe binmek konusunda. Kendisinin grup arkadaşları Hz. Ali ve Merset bin Ebi Merset. Bazı kaynaklarda Zeyd bin Harise ismi de görebilirsiniz. Üçlü bir ekip Resulullah Aleyhisselam Medine'nin çıkışında deveye biniyor. Yanındaki arkadaşları yürüyorlar. Ne kadar belirledilerse artık bir konak mesafesinde onlar yürüyecekler. Resulullah Aleyhisselam deveyle gidecek. Gidiyorlar. Şunun altını çizmem gerekiyor. Yanındaki iki arkadaşı, grup arkadaşları, ikisi de genç Müslümanlar. Yani 20'li yaşlardalar daha henüz. Hazreti Peygamber o sırada 55 yaşında. Doğru 55 yaşındaki bir insan fiziksel olarak da güçsüz, düşkün bir insan değildir. Ama aralarında yaklaşık olarak 25-30 yıllık bir mesafe var. Bu yaş farkında hesaba katarak dinleyin. İlk konak yerine geldiğinde yani Resulullah Aleyhisselam inecek, arkadaşlarından bir tanesi deveye binecek, yola devam edecekler. Resulullah Aleyhisselam tam inmek için harekete geçtiğinde İki arkadaşı iki taraftan ayaklarını tutuyorlar devenin üzerindeki Peygamber Aleyhisselam'ın ve ''Ya Resulallah sen binmeye devam et, biz yürürüz.'' diyorlar. Şimdi onların bu davranışında bence hiçbir orijinallik yok. Bu çok normal bir davranış. Ne demek normal bir davranış? Şimdi yıllarca öğretmenlik yaptım. Öğrencilerimizden biz bu tip jestler hep alırız. Beraber bir yolculuğa çıkmışızdır. Mesela bir geziye gidiyoruzdur da ayakta kalmıştır birileri. Biz ayakta esek öğrenciler hemen harekete geçip hocam sen buyur derler. Bu tür jestler çok yabancı olduğumuz şeyler değil. Birçok kimseden görürsünüz. Ya dolmuşta görürsünüz, otobüste görürsünüz, bir toplantı mahalline girdiğiniz zaman görürsünüz. Yaş farkından dolayı bile bırakın öğrencinin öğretmenine, çocuğun babasına, müridin mürşide bağlılığını bırakın bir kenara. Genç olanın biraz daha yaşlı olana ikramıdır bu. Bu normal. Şimdi bizim dikkat etmemiz gereken Resulullah Efendimiz'in ne yaptığı? Resulullah Aleyhisselam ikisi iki yandan ayaklan tutunca "Ya gençler, Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Tamam hadi gidelim." dememiş. Ve ben de insem, ben de yürüseydim iyi olurdu. Onlar da ısrar edince ya çok ısrar ediniz neyse hadi böyle gidelim dememiş. Resulullah Aleyhisselam ayaklarını bırakın demiş. Ayaklarını bırakmışlar. inmiş deveden. Bunu altını çiziyoruz. Yapmacıklık yok. Resulullah Aleyhisselam gerçek bir insan. Yaptığını gerçekten yapıyor. İniyor aşağıya ve söyleyeceğini devenin üzerinde söylemiyor devenin üzerinden iniyor ve söyleyeceğini arkadaşlarının yanında söylüyor. Diyor ki yürümek konusunda siz benden daha güçlü değilsiniz. Tamam bu Resulullah Aleyhisselam'ın fiziksel olarak onlardan güçsüz olmadığını gösteren bir cümle. Güzel ama bize öğretmenlik yaptığı ikinci cümle. Diyor ki sevap kazanmak konusunda benim ihtiyacım sizinkinden daha az değil. Şimdi burada durmak gerekiyor. Aslında sözün bittiği yerdeyiz. Bizim bunun üzerine konuştuğumuz her söz aslında olayın o etkileyiciliğini kaybettirecek de. Hani konu anlatıyoruz diye söyleyeceğim birkaç şey. Allah'ın resulünden bahsediyoruz. Biz böyle bakıyoruz olaya. Allah'ın resulü, Allah'ın seçtiği kişi. Ama Allah'ın seçtiği kişi Diyor ki kendisine iman eden, kendisinin ümmeti olan iki kişiye diyor ki sizin sevap kazanmaya ne kadar ihtiyacınız varsa benim de o kadar ihtiyacım var. Bu durumda aslında kim bundan müstahani olabilir ki? Kim benim daha az ihtiyacım var diyebilir ki? Ya da biz kim için ya biz onun kadar rahat değiliz. O daha az çalışsa da, o bazı şeyleri yapmasa da olur. Kim için diyebiliriz? Hangi hoca için böyle bir şey söyleyebilirsiniz? Hangi alim için, hangi yaşlı için, hangi büyük için, hangi lider için? Mümkün mü? Allah'ın Resulü orada gerçek olmayan bir cümleyi sadece tevazudan dolayı mı söylemiştir? Öyle olursa hadislere bakış açımız alt üst olur biz Resulullah Aleyhisselam'ın söylediği her sözün hakikatin ta kendisi olduğuna iman ediyoruz. Resulullah Aleyhisselam diyorsa ki sizin sevap kazanmaya ne kadar ihtiyacınız varsa benim de o kadar var. Gerçekten öyledir ve bu bütün Müslümanları ilgilendiren müthiş bir uyarıdır. O yüzden biz Allah'ın Resulüne olan imanımızı cümleyle ifade ederken ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diye cümle kuruyoruz. Yani Allah'ın Resulü ona iman ettiğimiz Muhammed Aleyhisselam önce kuldur, abduhu, önce Allah'ın kuludur, sonra elçisidir. İlk makamı, ilk pozisyonu kul olma pozisyonudur. Bunu hepimiz sürekli zihnimizde tutmamız gerekiyor. Bir takım derneklerde, vakıflarda, cemaatlerde bir hocanın konuşması, ders yapması için organizasyonlar yapıp insanları oraya toplayıp kendisi katılmayan her organizatör, her yönetici bunu bir kez daha hatırlaması gerekiyor. Benim de topladığım insanlar kadar dinlemeye ihtiyacım var. Benim de bu hocayı konuşturduğum kitle kadar aslında uyarılmaya, hatırlatılmaya ihtiyacım var demeli. Her baba, her anne çocuğuyla ilişkilerinde ona bir şeyler öğretirken benim de onun kadar dinimi, imanımı toparlamaya ihtiyacım var. Aynı uyarıyı kendime yapmaya ve yaptırmaya ihtiyacım var demelidir. Çocuğunu bir kursa gönderen, çocuğuna kitap okutmaya çalışan nice veliyle tanıştım bugüne kadar. Sana da kitap verelim dediğimde ilginç yani komedi gibi ama hocam çocukla ilgilenin dedi. Şunu kendisine söylemesi gerekiyor. Çocuğuma öğretmeye çalışıyorum ama benim de en az çocuğum kadar kitap okumaya ihtiyacım var. Benim de en az çocuğum kadar bir sohbete katılmaya ihtiyacım var. Onun falanca hocanın videoları var çok kıymetli onu izleyin. Baba sen izledin mi? Yok izlemedim. Niye? Senin ihtiyacın var. Bu mantık Resulullah Aleyhisselam'ın öğrettiği değil. Resulullah Aleyhisselam'ın sözü çok önemli. Sizin sevap kazanmaya ne kadar ihtiyacınız varsa benim de o kadar ihtiyacım var. Savaşa gidiyorlar. Savaş yolculuğu bu yolculuk. Ve Resulullah Aleyhisselam bu yolculuğun içerisinde hayatın en temel meselelerinden bir tanesini öğretmiş. Bunu burada noktalayalım. İlerliyoruz. Bedir'e doğru geliyorlar. Yaklaştıklarında bir haber alıyorlar. Yakalamak istedikleri kervan uzaklaşmış. Tümüyle elden kaçmamış ama uzaklaşmış. Yakalamak zorlaşmış. Daha da önemlisi o kervanın gönderdiği haber sebebiyle Kureyş Ebu Cehil'in öncülüğünde bir ordu toparlamış ve onlar hızla Medine'ye doğru geliyorlar. Şimdi önlerinde iki seçenek var. Kervanı takip edip kolay olan avın peşine mi düşelim? Yoksa Müslümanlara meydan okuyarak, Müslümanlara tehdit ederek gelmekte olan ordunun karşısına mı dikilelim? Onlardan korkmadığımızı mı gösterelim? Resulullah Aleyhisselam konakladıkları yerde Müslümanlara durumu anlatıyor. Yani 300 küsür kişi dediğim gibi onlara durumu izah ediyor. Böyle böyle bir durum var diyor. Önümüzde iki seçenek var. Allah'ın bize bir vaadi var. Bu ikisinden bir tanesini Allah bize lütfetti. Yani biz bu ikisinden bir karşılaşacağız. Hangisinin peşine düşelim? Hangisini tercih edelim? Ordunun karşısına dikilerek müminlerin, imanın, İslam'ın itibarını koruyacak, küfrün, kafirlerin havasını, gururunu söndürecek bir hareketi mi tercih edelim? Yoksa kolay olan avın peşine düşüp yakalayabilirsek ganimet mi elde edelim? Kalabalıktan sesler yükselmeye başlamış. Ya Resulullah kervan için çıktık yola. Kervanın peşine düşelim. Resulullah Aleyhisselam bu cevaptan hoşlanmamış. Belli ki Allah'tan vahiy alan elçinin mutlu olmadığı bu cevap Allah'ın da muradına uygun bir cevap değil. Karşımızda Allah'tan vahiy alan birisi var. Yüzünde hoşlanmadığı belli olmuş Peygamber Aleyhisselam'ın ve tekrar sormuş. İnsanlar, Kureyş geliyor üzerinize. Ebu Celi bir ordu toplamış. Kervan da uzaklaşmış. Ne dersiniz? Hangisinin üzerine gidelim? Kalabalıktan gene sesler yükselmiş. Siyer kitaplarımızda da aynen böyle anlatılıyor. Yani falanca şöyle dedi, falanca şöyle dedi diye bu düşüncenin sahibinin ismi kayıtlara geçmiş değil, kayıtlarda yok. Hep karşımıza çıkan tablo yani. Kalabalıktan çıkan sesler. Ben bunu sınıflarda defalarca yaşamışımdır. Bir şey söylerseniz o kalabalıkta yani kalabalık fikrini ifade eder ama sözüne sahip çıkarak temsil makamında konuşan birileri değildir bunlar. Başka ortamlarda da olur. Kalabalıkta kalabalıktan sesler gelir. Şunu da isteriz, bunu da isteriz, şöyle yapalım talepler vardır ve talepler genellikle kolay olana yöneliktir. Enfa suresinde de Allah Teala bu konuyu anlatırken siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz diyor. Oysa Allah'ın muradı bu değildi diye devam ediyor. Birkaç defa olay tekrarlanıp da Resulullah Aleyhisselam bu cevaptan hoşlanmadığını duruşuyla, yüzüyle, ifadesiyle belli edince hemen topluluğun içerisinde öncü konumunda olan, önder, lider, temsilci makamında olan, temsil makamında olan Müslümanlar devreye giriyor, olaya el koyuyorlar. Hz. Ebu Bekir, Peygamber Aleyhisselam'ın neyi tercih ederse o fikre uyacaklarını ifade eden cümleler söylüyor. Peygamber Aleyhisselam'ı sakinleştiriyorlar. Hazreti Ömer benzer şeyler söylüyor. Yani önemli isimlerden bahsediyoruz. Hz. Ebu ve Hz. Ömer muhacirlerin, Mekke'den hicret eden Müslümanların temsilcisi makamındaki insanlar. Sonra Miktat bin Amr ama o da muhacirlerden. Diyor ki ya Resulallah biz İsrailoğullarının Musa aleyhisselama dediği gibi demeyiz. Onlar Musa aleyhisselama sen ve Rabbin gidin savaşın biz burada oturacağız dediler. Biz öyle demeyiz. Sen ve Rabbin savaşın biz de sizinle beraber savaşacağız deriz. Ya Resulallah sen bizim önümüze düşsen ve bizi berkul gamat denilen yani çok uzak bir mesafedeki tehlikeli bir yere çekip götürsen senin arkandan biz de geliriz diyor. Resulullah Aleyhisselam elbette memnun oluyor bu cevaptan ama beklediği cevap Söyleyecek kişiler henüz konuşmadı. Tekrar tekrar söylüyor insanlar fikrinizi söyleyin deyince Ensar'ın liderleri anlıyorlar ki Resulullah Aleyhisselam onların konuşmasını bekliyor. Sa'd bin Muaz Allah ondan razı olsun. Medineli Müslümanların o sırada iki büyük liderinden bir tanesi Evs kabilesinin lideri. Ya Resulullah sanıyorum bizim konuşmamızı bekliyorsun. Evet diyor sizin konuşmanızı bekliyorum. Ya Resulallah diyor biz sana iman ettik. Ben okuduğumda en çok bu, bu cümleden etkilendim. Yani ben sana iman etmişim daha ne ki yani. Ben senin Allah'tan gökten vahiy aldığına inanmışım. Görmediğim, gözlemleyemediğim, sağlamasını yapamadığım bir şeye iman etmişim. Başka ne diyeceksin de ben yapmayacağım yani. En zorunu yapmışım. Biz sana iman ettik diyor. Sen bize haberler getirdin ve biz bunu kabul ettik. Allah'ın elçisi olduğuna inanıyoruz. Ya Resulullah diyor, atını hedef budur diye denize sür. Şu topluluktan hiçbir kimse arkada kalmaz. Denize gireriz diyor. Resulullah Aleyhisselam bu cevaptan sonra rahatlıyor. Memnuniyetini ifade eden cümleler söylüyor ve kalkın diyor. Allah bize bir zafer müjdesi verdi ve onları teşvik edecek şeyler söylüyor. Burada birkaç şeyi hatırlamak lazım. Evet Resulullah Aleyhisselam toplumu ilgilendiren her konuda istişare ediyordu. Bunu artık herkes söylüyor. Yani ilgili ilgisiz her oturumda bu gündeme geliyor. Resulullah Aleyhisselam istişare ederdi. Resulullah Aleyhisselam istişare ederdi. Doğru da istişare kalabalıkla yapılan şeyin adı değildir. Kalabalıktan sesler geliyor. Bu istişare değildir ki. İstişare özellikle temsil makamında olan insanlarla yapılan görüş alışverişidir. Her bir görüşün sahibinin kim olduğu bilindiğinde anlamlıdır. Kalabalığa konuşuyor. Ben de fikrimi söyledim. Susturdunuz kalabalığı. Lütfen bir daha söyler misiniz dedim. Yok ya ben bir şey söylemediydim. Kalabalıkta konuşmak fikrinizi söylemek değildir ki. Fikrinizi söylemek, herkes size bakarken, kameralar sizi gösterirken, gözler size dönmüşken, insanlar susmuş ve sözün sahibinin kim olduğunu bilirken konuşmaktır. İşte bunun adına söz sahibi olmak, bunun adına görüş sahibi olmak denir. Türkçede bir deyim vardır ya, karnından konuşmak diye. Karnından konuştuğu zaman insanlar görüş bildirmiş olmazlar. Kalabalığa bir taş atmış olursunuz. Hepsi bu kadar. Ve sahabiler yani Bedir ashabı gibi en seçkin toplulukta bile aynı şeyi görüyoruz. Kalabalıklar genellikle kolay olanı tercih ederler. Daha menfaatli olanı tercih ederler. Normaldir bu. Önemli olan kalabalıkları yönlendiren insanların kalibreleri, kaliteleridir. Eğer toplumu yönlendiren insanlar. Başkalarının kanaatlerine yön veren, insanların izlediği, etkilendiği insanlar eğer onlar e, güzel fikirleri olan, yüce idealleri olan, aklı başında ne istediğini bilen insanlar olursa bu insanlar büyük hedeflere ancak bedeller ödenerek gidilebileceğini bilirler. Ve onlar aklı başında şeyler isterler. Ama eğer toplumun söz sahibi insanları da aklı başında olmaktan uzaklaşmış, yüce ideallerden uzaklaşmış, sadece kolay ulaşılabilen ve bedel ödemeden alınabilecek şeyler istemeye başlamışlarsa, topluluk hep birlikte aşağıya doğru gider. Ama öncüler kaliteli ise en önemli gerçeği hep akıllarında tutuyorlarsa yani büyük menfaatler ancak büyük bedeller ödenerek elde edilir. Bunu bilen insanlarsa, yüce idealler sahibi insanlarsa kendilerini takip edenleri büyük hedeflere yönlendirirler. Sadece onlar değil onlarla beraber bütün toplum çok kıymetli işler başarabilir güzel neticelere vasıl olurlar. Bundan da bunu çıkartmış olalım. Bir üçüncü olaydan daha bahsederek Bedir yolundan üçüncü dersimizi alalım. Yoksa aslında attığımız her adımda Bedir Savaşı'na giden kitapları okuyun o yolda o kadar çok anlayacak ders var ki. Sadece özet bir üçüncü meseleyi bahsedelim. Kureyş ordusuyla, Şirk ordusuyla İslam ordusu karşı karşıya gelmişler. Biraz sonra savaş başlayacak. Resulullah aleyhisselam orduyu savaş düzenine sokuyor. Elinde bir ok çubuğu. Yani okun sivri ucu yok ha. Elinde bir ok çubuğu. Çubukla kimilerini geri ittirerek, kimilerine sen biraz öne geldiği isim isim seslenerek dümdüz bir saf oluşturmaya çalışıyor. İlk okuduğum bu konuyu ilk okuduğum yıldan beri hep hayret ettiğim şeydir bu benim. İlk okuduğumda da aklıma gelmişti. Dedim ki ya Resulallah niye uğraşıyorsun ki? Neden safı dümdüz yapmaya çalışıyorsun? Biraz sonra hücum diyeceksin. Sen hücum deyince herkes koşmaya başlayacak. Çünkü savaşın stili böyle. Herkes koşmaya başlayınca ne düzen kalacak ne saf kalacak. O halde neden herkesi tek böyle çizgi gibi dümdüz yapmaya çalışıyorsun? Namazda da mesela Peygamber Selam ne kadar hassas, dümdüz olun. Şöyle demiyor. Savaşa giriyoruz. Önemli olan ruh gücünüzdür. Cesaretinizdir, atılganlığınızdır. İçinize hissettiğiniz coşku, kahramanlık duygularınızdır. Elinizdeki kuvvet, sahip olduğunuz becerilerdir. Bunlar bize savaş kazandırır. Doğrudur da üstelik yani hepsi doğru. Resulullah sellem namaza başlarken insanlara Nasıl durduğunuz çok önemli değil. Önemli olan huşu içerisinde kılmanızdır. İmanla, ihlasla, Allah'ın rızasını umarak ve çevrenizdeki her şeyden koparak namaz kılmanızdır. Önemli olan budur. Doğrudur da ama öyle yapmıyor. Namazın biçimine, savaştaki duruşa, başka zamanlarda üzerindeki kıyafete, kıyafetin düzgün durup durmadığına, Saçının taranmış olup olmadığına bile Peygamber Aleyhisselam müdahale ediyor. Buradan biz bunu anlamamız, hatırlamamız gerekiyor. Zaten bildiğimiz bir şey ama Resulullah Aleyhisselam'ın eliyle en güzel hale getirilmiş. Ders şu. Tertip, düzen, disiplin anlık bir olay değildir. Resulullah Aleyhisselam'ın hedefi tertipli olmayı disiplinli olmayı yaşam tarzı haline getirmesini istiyor Müslümanların. Kitap okurken de, yemek yerken de, kıyafetinizi giyinirken de, namaz kılarken de, savaşırken de, arabanızla ilişkinizde de, evinizdeki tutumunuzda da tertipli olmayı ve disiplinli olmayı bir ahlak haline, bir kişilik haline getirmeye çalışıyor Peygamber Efendimiz. Çünkü şunu biliyoruz ki Hayatın bir bölümünde disiplin sağlayıp öbür tarafında düzensiz sürdürmek aslında bir karışıklığa yol açar. Yani ben şu kısımda çok tertipliyim, düzenliyim de efendim şurada çok disiplinsiz davranıyorum. Bunları birbirine karıştırmıyorum. Bu mümkün değil ki. Şuradaki halimiz, buradaki halimize, buradaki tutumumuza, şuradaki tutumumuza mutlaka etki ediyor. Kendisinin kitap okurkenki tutumu bir sohbete gittiği zaman bir kişinin oturma biçimini de etkiliyor. Ders dinlerkenki tutumunu da etkiliyor. Ben öğretmen olarak bunu gözlemledim şimdiye kadar. Bunu iş erbabı işinizde gözetleyin. Ben evimdeki bütün hayatım darmadağınık da. Yani odalarım darmadağınık, elbisem darmadağınık. Benim tutumum efendim çok disiplinde değil. Ama iş yerine geldi mi ben tepeden tırnağa disipline dönüşüyorum. Bu mümkün mü? Hadi diyelim mümkün. Zor bir iştir. Resulullah Aleyhisselam bunu bir hayat tarzına, bir kişilik haline dönüştürmeyi hedeflemiş. Burada alacağımız en önemli derslerden bir tanesi bu. Ve bir de unutmayalım, tekrar hatırlayalım. İçerik elbette önemlidir. Ruh önemlidir, öz önemlidir. Her şey öz içindir. Lakin çok güzel bir yemek hazırlayıp onu saçma sapan, kötü görüntülü bir tabakta sunmazsınız. temiz yıkadığınız bedeninizin üzerine kirli kıyafetler giymezsiniz. Güzel içerikler, güzel özler, güzel şekillerle tamamlanır. İslam'ın bize öğrettiği en güzel derslerden bir tanesi budur. Şekil de öz gibi önemlidir. Öz kadar önemlidir demiyorum. Burada gereksiz bir tartışmaya kapı açmayayım ama öz önemlidir, şekil de önemlidir. O yüzden Resulullah Aleyhisselam namazın şeklini doğru uygulamayan sahabisine dön ve tekrar namaz kıl. Çünkü sen namaz kılmadın dedi ve ona bizim bugün Tadi ile Erkan diye isimlendirdiğimiz namazın kılınışının şeklinin ayrıntılarını öğretti. Hac baştan aşağı şekildir. Kurban şekildir. Elbette ki özü korumak önemlidir. Ama şeklin önemsiz olduğunu kimse söyleyemez. Çünkü Resulullah Aleyhisselam kılık kıyafeti darmadağınık olan bir sahabeyi üstelik de böyle hoş olmayan sözlerle mescitten çıkartmıştı. Üzerine başını tertipli hale getirip saçını başını böyle tarayıp düzelttikten sonra içeri girdiğinde Resulullah Aleyhisselam o halini beğendiğini ifade edecek cümleler söyledi. Bunu bir hayat tarzı haline getirmek bizim için sürekli aklımıza tutmamız gereken önemli uyarılardan bir tanesi. Ve yine bitirirken baştaki söylediğim sözü tekrar söyleyeyim. Bakın Resulullah Aleyhisselam öğretmen. Resulullah Aleyhisselam savaş ortamında doğrudan savaşla da ilgili olmayan başka şeyler de öğretiyor. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatını okurken ve dinlerken bu bilinçle bakmakta fayda var. Öğretmenimizi öğreniyoruz. Öğretmenimizi dinliyoruz. Öğrenmiyorsanız o öğretmen olmamış olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.